Bu videoda sizi bütçe doğrusu kavramıyla tanıştırmak istiyorum. Bu aslında yeni bir düşünce değil, bir şekilde cebir derslerinde gördüklerinizin türevi olan bir fikir. Belli bir miktarda paranız var ve bunu değişik mal kombinasyonlarını satın almak için kullanabilirsiniz. Satın alabileceğiniz tüm değişken olasılıklar nelerdir? Bütçe doğrusunun tam olarak gösterdiği budur. Bu konuyu hem soyut anlamda hem de sayısal olarak ele alacağım. Önce değişkenler kullanarak yapacağız, daha sonra da gerçek sayıları kullanacağız. Diyelim ki bir aylık geliriniz Y olsun ve diyelim ki bütün paranızı harcıyorsunuz. Yani geliriniz harcamalarınıza eşit. Buradaki küçük modelimizde tasarruf etmediğimizi varsayıyoruz ve bir modeli ne kadar ultra basite indirgeyebileceğimizi göstermek için paranızı sadece iki tane malı satın almak için kullanabileceğinizi varsayacağız. Böylece tüm kombinasyonları buradaki gibi iki boyutlu bir yüzey üzerinde gösterebileceğiz. Doğal olarak kişiler 2'den fazla sayıda mal satın alıyorlar. Sadece iki adetten çok çok daha fazla sayıdaki mal arasında seçim yapıyorlar. Ancak diyelim ki siz sadece iki tane mal arasında seçim yapabiliyorsunuz. Daha önceki videolarımızda kullandığımız mallardan örnek verelim. Satın alacağınız iki mal çikolata ve meyve olsun. Çikolatayı kalıpla, meyveyi ise kilogramla satın alabiliyorsunuz. Paranızın tümünü çikolata veya meyve satın almak için harcarsanız, harcamalarınız ne olacak? Çikolatayı harcadığınız para, çikolatanın fiyatı çarpı miktarı, yani satın aldığınız çikolata kalıbı sayısı olacak Ve meyve için harcayacağınız paraysa, meyvenin fiyatı çarpı, satın aldığınız meyve miktarı olacak Yani örneğin, eğer y eşittir ayda 20 lira ise, bunu az sonra işaretliyor olacağız Çikolatanın fiyatı, bir kalıp başına 1 lira olsun ve meyvenin fiyatı da kilo başına 2 lira olsun. Sanırım daha önceki videoda da bu fiyatları kullanmıştım. Bu durumda bir anda bunun, bunun ve bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Fiyatları ve y'yi biliyoruz. Bu durumda bu miktarların birini bir diğeriyle bağlantılı olacak şekilde grafikte gösterebiliriz. Şimdi bunu yapalım. Birinin diğerine bağlantılı olarak miktarını göstereceğiz. Bu eksende meyve miktarını, dikey eksende de çikolata miktarını gösterelim. Buraya çikolata miktarını yazdığım için meyve miktarının bir fonksiyonu olarak çikolata miktarını bulmak istiyorum. Bunu yapalım ki grafiğimizi çizmek daha kolay olsun. Gelirimiz y eşittir çikolata fiyatı çarpı çikolata miktarı artı meyve fiyatı çarpı meyve miktarı. Şimdi ben çikolata miktarına göre bir denklem oluşturmak istiyorum. Bunu turuncuyla yazayım ki buradakinin buradaki olduğunu anlayabilelim. Eğer ben bunu bulmak istiyorsam, bunun en iyi yolu bunu eşitliğin bir tarafında tek başına bırakmaktır. Yani buradaki sarı bölümden kurtulalım. Bundan kurtulmanın en iyi yolu tabii ki çıkartmaktır. Her iki taraftan çıkartalım. Aslında önce sayıları yerlerine de koyabilirdim. Bu şekilde daha kolay anlayabilirdiniz. Ancak önce genel olarak ele almak istiyorum. Çünkü her seferinde buradaki sayıları kullanmak zorunda değilsiniz. Buradaki genel sonucu görmeniz önemli. Şimdi hem sol taraftan hem de sağ taraftan çıkartacağım. Bunu yapmamın amacı sağ taraftakini yok etmek. Evet, bunlar sadeleşiyor. Sol taraf geliriniz eksi meyve fiyatı çarpı meyve miktarı oluyor. Bu sağ tarafa eşit olacak. Sağ tarafta da çikolata fiyatı çarpı çikolata miktarı var. Eğer biz çikolata miktarını tek başına bırakmak istiyorsak, eşitliğin her iki tarafını da çikolata fiyatıyla bölmeliyiz. Denklem şu şekli alıyor, çikolata miktarı eşittir, geliriniz bölü çikolata fiyatı eksi meyve fiyatı çarpı meyve miktarı bölü çikolata fiyatı. Bu rakamları yerine koyarak bütçe doğrusunun ne şekilde görüneceğini bulabiliriz. Bizim durumumuzda y eşittir 20, çikolatanın fiyatı 1'e eşit yani buradaki terim ayda 20 lira bölü çikolata kalıbı başına 1 lira eğer birimleri kaldırırsanız burası ayda 20 kalıp çikolata olacak. Buradaki terim 20 oluyor. Bu aslında oldukça enteresan. Gelirinizi Türk lirası bazında bir mal veya hizmetin fiyatına bölerseniz buradaki terimi reel geliriniz olarak görebilirsiniz. Bunun reel gelir olarak adlandırılmasının sebebi ise gelirinizle gerçekte satın alabileceklerinizi ilişkilendirmesi. Satın alabileceklerinizi para gibi soyut bir kavrama değil, gerçek mal veya hizmetlere bağlı şekilde ifade ediyor. Paranın satın alma değeri sürekli değişiyor. 2010 yılında 20 lira ile satın alabilecekleriniz, 20 lira ile 1940 yılında satın alabileceklerinizden çok farklı. Ancak burada eğer gelirinizi bir malın fiyatıyla bölerseniz, bu size gelirinizi o mal cinsinden gösteriyor. Yani gelirinizi ayda 20 lira olarak görebilirsiniz veya çikolata kalıbı bazında düşünürseniz gelirim her ay 20 tane çikolata kalıbı satın alabiliyorum gelirim ayda 20 tane çikolatadır diyebilirsiniz. Bunlar sizin için denktir. Tabi eğer çikolataları aldığınız fiyattan satabileceğiniz gibi bir varsayım yaparsanız bu durum geçerli. Ancak gelirim ayda 20 kalıp çikolatayla denktir diyebilirsiniz. Bunu aynı şekilde meyve içinde yapabilirsiniz. 20'yi 2'ye bölersek ayda 10 kilo meyve eder. Gelirinizi gerçek şeylerle bağlantılı hale getiriyor, para gibi soyut bir miktara değil. Her neyse devam edelim. Çikolata miktarı eşittir buradaki terim 20. Eğer birimlerini de yazmak isterseniz bu 20 kalıp bölü ay olacak ve sonra eksi meyve fiyatı bölü çikolata fiyatı olacak. 1 kilo meyve 2 lira yani meyvenin fiyatı 2 lira olacak. Aslında birimlere de bakmak istiyorum çünkü ilginç olacak. Meyvenin fiyatı eşittir 2 lira kilo başına. Size birimlerin nasıl sadeleştiğini de göstereceğim. Bunu çikolatanın fiyatı ile bölüyoruz. Bu da çikolata kalıbı başına 1 liraya eşit. Kalıp başına gördüğünüz gibi bölme işlemi son derece basit. Burası 2 ancak birimler biraz enteresan. Payın payında ve paydanın payında TL var. Bunlar sadeleşecek. Sadece birimlere bakarsanız bu pay çarpı paydanın tersi olacak. 2 lira bölü kilo çarpı 1 bir ve 1'in tersi de 1'dir çarpı kalıp bölü Türk lirası. Buradaki Türk liraları sadeleşiyor. 2 kalıp çikolata bölü kilo meyve kalır. Buradaki terim her 1 kilo meyve için 2 kalıp çikolata şekline geldi. Bu aslında size 1 koli meyvenin fırsat maliyetini veriyor. Hey, 1 kilo meyve satın alabilirsin ancak bunu yaptığında 2 kalıp çikolatadan vazgeçmiş oluyorsun diyor. Çünkü her bir kilo meyve için 2 kalıp çikolata satın alabiliyorsunuz. Buna göre bunu meyvenin göreceli fiyatı olarak düşünebilirsiniz. Bu size fırsat maliyetini gösteriyor. Bu size 1 kilo meyvenin çikolata kalıbı cinsinden ne kadar tuttuğunu söylüyor. Her neyse bu sayı oldukça basit. Burası 2 yani eksi 2 çarpı meyve miktarı. Bunu kolayca işaretleyebiliriz. Eğer meyve miktarımız 0 ise bu durumda çikolata miktarımız 20 olacak. 20 burada, burası 10, burası 15, burası da 5 olsun. Yani bu nokta bütçe doğrumuzun üzerinde. Bunu değişik şekillerde düşünebilirsiniz. Eğer hiç çikolata satın almazsanız eğer çikolata miktarı sıfırsa bu durumda meyve miktarı ne olacak diye düşünebilir ve bunu çözebilirsiniz. Eğer ayda 20 lira gelirim varsa ve bunun tamamını meyve satın almak için kullanırsam bu durumda 10 kilo meyve satın alabilirim. Burası 10, burası da 5 olsun. Yani bu noktada bütçe doğrumuzun üzerinde ve bunların arasındaki noktaların tümü de bütçe çizgimizin üzerinde olacak. Bunu şu şekilde de yapabilirdiniz. Bunu y ekseni olarak görürseniz y kesişimim veya çikolata miktarı kesişimim 20 olduğunda eğimim eksi 2 oluyor. Fazladan satın alacağım her 1 kilo meyve için 2 kalıp çikolatadan vazgeçmeliyim. Bunu meyvenin fırsat maliyeti gibi düşünebilirsiniz. Burada eğimi görüyorsunuz. Eğer 1 bir birim daha fazla meyve satın alırsak 2 birim daha az çikolata satın alabiliyoruz. Az önce bir bildirimde bulundum. Bu doğrunun üzerindeki tüm noktalar bir olasılıktır dedim. Bunu ancak eğer bu malların her ikisinin de bölünebilir mallar olduğunu varsayarsak söyleyebiliriz. Yani istediğimiz kadar küçük birimlerde satın alabiliyoruz. Bir kalıp çikolatanın onda birini satın alabiliyoruz veya bir kilo meyvenin yüzde birini satın alabiliyoruz. Eğer bölünebilir olmasalardı, bölünemez olsalardı sadece tam sayı olan yerler olasılıklar olurdu. Ancak malların bölünebilir olduğunu varsayacağız. Eğer market çikolata kalıbını parçalayarak satmıyor olsa dahi eğer siz her 4 ayda bir tane çikolata kalıbı satın alıyorsanız bu durumda ayda ortalama 0,25 kalıp çikolata satın almış olursunuz. Yani bu durumda bile ortalama olarak düşündüğünüzde hemen her şey bölünebiliyor olacaktır. Bu durumda buradaki doğru eğer paramızın tamamını harcarsak satın alabileceğimiz bölünebilir mallara ilişkin tüm kombinasyonları gösteriyor. Burası bizim bütçe doğrumuz. Ve bunun dışındaki herhangi bir nokta ulaşılmaz olacaktır. Buradakiler için yeterince paramız yok. Bunun altında kalan tüm noktalarsa ulaşılabilir ve aslında eğer bütçe doğrumuzun altında kalırsak elimizde para artar. Bu üretim olanakları sınırında gördüğümüzden farklı değil. Hatırlayın bir doğru vardı, iki tane mal üretiyorduk malları hangi kombinasyonla üretebileceğimizi düşünüyorduk ve üretim olanakları doğrusu üzerinde yer alan tüm noktalar etkindi. Bu doğrunun dışındakiler ulaşılmazdı. Bu eğrinin içinde olanlarsa ulaşılabilirdi ancak verimsizdi.